كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Arkadaşlar, maalesef bugün çoğu Müslüman çoğu şeyi unuttu. Evet, unuttuk. Neyi unuttuk? Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini, yasaklarını, haramlarını, helallerini, yapmamız gereken şeyleri unuttuk. Çoğumuz unuttuk. Allah Celle Celaluhu bize Kur'an'da hatırlatıyor. Evet arkadaşlar, tek tek üşenmedim not aldım. Neleri unuttuk? Unuttuğumuz şeyler, Allah Celle Celaluhu unuttuğumuz şeyleri bize nasıl hatırlatıyor? Bir, sebebimizi unuttuk. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَسَا Allah Celle Celaluhu diyor ki biz sizi boşu boşuna mı yarattık? He Müslüman? Boşuna mı yaratıldın be? Ayet ayet. Ondan sonra yaratılışımızı unuttuk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Celle Celaluhu diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler. Ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Maksat bu. İkinci maksat. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Biz ölümü ve hayatı yarattık. Bakalım hanginiz daha iyi işler yapacak diyor. Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra günahları unuttuk. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِكُمْ وَيَعْفَنْ كَثِيرٍ Başınıza gelen belaların hepsi ellerinizle işlediğiniz günahlar sebebiyle. Ne geldiyse, yel, sel, deprem, tsunami, ne ararsan, aile içi sıkıntı, kavgalar, gürültüler, cinayetler, hepsi ellerinle işlediğin günahlar. Ölümü unuttuk. El mevtu hakkun. Bunların hepsi ayettir ha. Ayet okuyorum. Ölüm haktır. Ne dedik? Ölümü unuttuk. Küllü nefsün zayikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Öleceksin be. 500 sene yaşasan da öleceksin. 5000 sene yaşasan da öleceksin. Hesabı unuttuk. اَلْيَوْمَ نَخْدِمُوا عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَ اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Celle Celle diyor ki biz o gün onların ağızlarına mühür vuracağız. Onların elleri konuşacak, ayakları şahitlik edecek. He? O ellerinle yediğin naneler, ayağınla yediğin haklar, kaşınla, gözünle, burnunla yaptığın naneler karşına çıkacak. Peygamber Efendimiz'i unuttuk. Aleyhissalatu vesselam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki ey Habibim. Hadi ben ayeti size soruyorum. Allah'ı seven elini kaldırsın. Allah'ı seven elini kaldırsın mübarekler. İyi maşallah herkes seviyor elhamdülillah. De ki onlar Allah'ı sevdiklerini söylüyorlarsa hadi bakalım. Sana tabi olsunlar. Ne demek tabi? Sakalınla, saçınla, ahlakınla, edebinle, takkenle, cübbenle, sarığınla, kılığın, kıyafetinle, oturmanla, kalkmanla, yemenle, içmenle benziyor musun? He Müslüman. Ronaldo tıraşı olan Müslüman. Messi gibi. Adam Messi'nin formasıyla camiye gidiyor ya. Tövbe estağfurullah. Bir de resmini çekmişler. Messi camide. Tövbe. Ulan Messi ağlama duvarında ağlıyor be. Sanki marifet ha. Ronaldo'nun formasıyla camiye gidiyor. Hay maşallah Ronaldo namaza başlamış. Ne Ronaldo'su? Marifet değil ki bu. Adamın formasında haç var ya. Sen o haçla namaza gidiyorsun. Kime benziyorsun? Ne dedik? Peygamberi unuttuk. Emri bil marifi unuttuk be. Kuntum hayru ummetin uhricet linnas. Te'muruna bil marufi. Ve tenhevne anil münker. Ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder. Kötülükten nehyedersiniz. Ve bir olan Allah'a iman edersiniz. فَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ İnsanları Allah'ı çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir diyor. Allah Celle Celaluhu. Bak bu ayet çok önemli. Allah Celle Celaluhu'nun indinde en kıymetli söz diyor ki İnsanlara diyor beni anlatandır diyor. Allah Celle Celaluhu. Hazreti Musa dedi ki ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin ama dedi insanları sana çağırmanın sevabını bildirmedin. Allah Celle Celaluhu cevap verdi. Dedi ki ey Musa
Her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Saydınız mı ben kaç kelime konuştum? He? Sayamazsınız. Bunlar sevaptır. Kardeşim namaza gel. 3 senelik ibadet sevabı. Kardeşim akşam sohbet var. Biraz da uzatın yani. Name yapın. Kardeşim akşam sohbete gel. Pilav var. İşte ne bileyim. Ayran var mı pilav? Ayran var. Ayran varmış. uzatın yani. Bunlar sevap da mübarekler. Olsun teşvik olsun yine söyle yani. Ne dedik? Emri bin maruf unuttuk. Vel tekun minkum ümmetun yed'ûne ilel hayri ve ye'muruna bil marufi ve yenhevne alil münker. Ve ulaikumul muflihun. İçinizde, aranızda insanları Allah'a çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun diyor Allah Celle Celaluhu. İşte asıl kurtuluşa ermiş olanlar onlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Mübarekler. Ondan sonra namaz unuttuk. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, Allah'tan sabırla, namazla yardım isteyin. Başın ağrıyorsa, dişin ağrıyorsa, kaşın ağrıyorsa, gözün ağrıyorsa, borcun varsa, derdin varsa sabredeceksin. Namaz kılacaksın. Bitti. Ben demiyorum. Allah Celle Celaluhu diyor. Arkadaşlar. Ondan sonra ne unuttuk? Tövbe unuttuk. Ya eyyühellezine amenü tuğbu ilallah tövbeten nasuha. Öyle bir tövbe edeceksin ki bir daha geri dönmemek kaydıyla, şartıyla. Arkadaşlar yani bu iş önemli mesele. Tövbe et boz, tövbe et boz. Yani bu işi yalama haline getirmeyin. Şu var bak ama. Hazreti Ebu Bekir der ki bir adam günde aynı günaha 70 kere düşse. Bunu yapan da yoktur diye tahmin ediyorum. 70 kere. Ama kalben ya Rabbi ben bunu yaptım pişmanım. Öyle kardeşler var. Abi ben o samimiyeti bazı kardeşlerim hani sıkıntıları anlatıyorlar ama görüyorum o samimiyeti. Belli adam dertli yani günaha girmiş ama pişman. İşte bunlar için geçerli. Aynı günah 70 kere düşse ama tövbe ise Allah Celle Celaluhu affediyor. Ama bakın bu hadistir. Bunu çoğu kardeş hala anlamıyor. Bir daha söyleyeyim. Bir kimse ağzıyla sadece diliyle 4 defa estağfurullah derse günah yazılır ya. Niye? Estağfurullah, estağfurullah. Yani affetsen de olur, affetmesen de olur. Hareket bu. Bunun anlamı budur. Kardeşim estağfurullah derken kalben diyeceksin. Kalben. Ne öyle ya? Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, hareketler böyle. Bak estağfurullah derken bir günaha giriyor yani. Bizim millet tam böyle sapıtmış yani. Evet, ne dedik? Tövbeyi unuttuk. Daha sonra ailemizi unuttuk. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhannasu vel hicara. Ey iman edenler, kendinizi, ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şu ayet var ya, aman Allah'ım ne bela. Ne bela! Evvela kendini kurtar, sonra aileni kurtar. Yakıtı insanlar, taşlar, cehenneme insanlar atılınca tutuşacak. Allah Celle dedi ki, ey cehennem doldun mu? Ya Rabbi daha yok mu? Gönder. Cehennem bunu diyecek. Arkadaşlar bu iş oyuncak değil ya. Dağlar, taşlar ağlıyor be. Bu ayeti duyan dağ. Hadis ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden birine dedi ki git falanca dağa selamımı söyle su versin bize. Savaşta su bitti. Sahabe gitti dağa selam verdi. Dedi ki Allah Resulü'nün selamını getirdim bana su ver. Dağın cevabı bu ayet indiği günden beri ağlamaktan suyum kalmadı. Biz bu ayeti nasıl dinliyoruz arkadaşlar? Kulaktan giriyor mu? Ben soruyorum arkadaş. Bu ayet kulağımızdan giriyor mu? Girse ona da razı. Yani buradan girip buradan çıksa belki arada bir şeyler kalır. Buradan girmiyor. Kendini kurtar. Aileni de kurtar. Ama bak ayetin sonunda ne var biliyor musun? O cehennemliklerin başında öyle melekler var ki acımasız, gaddar. Hey gidi hey. Ayetin sonu çok acayip. Gaddar melekler var. Acımıyorlar. Acımayacaklar. Ondan sonra iman etmeyi unuttuk. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey iman edenler iman edin. İman tazeleyin. La ilahe illallah deyin. Bakın Mahmud Efendi Hazretleri diyor ki ya diyor bak la ilahe illallah diyorsun ya mesela. Tesbih diyor havada o parmak öbür tesbih tanesine geçerken diyor kalp tozlanıyor. Sen günde kaç defa diyorsun be? Arkadaş şaka değil bu ya. Tesbih tanesini düşün ya. La ilahe illallah dedin ya. Öbür tesbih tanesine geçene kadar diyor ya. Kalp kirleniyor. Rabbimizi unuttuk arkadaşlar. Biz neyi sayıyoruz eminden beri? Unuttuğumuz şeyler. Ama Allah Celle Celaluhu bize ayetlerle hatırlatıyor.
Biz la ilahe illallah demeyi unuttuk. Faydayı veren Allah Celle Celaluhu. Zararı veren Allah Celle Celaluhu. Allah Celle ve Hazreti Musa dedi ki, ey Musa elindeki nedir? Dedi ki ya Rabbim asamdır. Ne işe yarar? İşte dedi bana faydası var, işte koyunlarımı otlatırım, yaprak toplarım. Faydalı. Allah Celle Celaluhu dedi ki ey Musa at onu yere. Yere attı, birden yılana dönüştü. Allah Allah. Hazreti Musa kaçtı. Dedi ki ey Musa gel. Tut onu tekrardan. Tuttu. Tekrardan asa oldun. Hani faydalıydı? Faydayı veren Allah Celle Celaluhu. Zararı veren Allah Celle Celaluhu. Bunu kalbe oturtacağız. Kalpteki bozuk inançlar çıkacak. Mahluktan beklemeyeceğiz. Evet arkadaşlar, bunları unuttuk. Allah Celle Celaluhu bize bunları bir hatırlatırsa. Bakın arkadaşlar, bir hatırlatırsa. Bekleyin Allah'ın gazabını. Bekleyin Allah'ın belasını. Gelecek. Bak meal veriyorum, vaktimiz var. Onlar bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin tepelerine binip işin bitmesini mi bekliyorlar ya? Bak Allah Celle Celaluhu tehdit ediyor ya. Kaşınıyor musunuz diyor. Başınıza bela mı gelsin? Azap meleklerini mi göndereyim? Arkadaşlar Anadolu beşik gibi sallanmaya başladı. Depremler arttı. Geçen hafta sırf 5 tane deprem oldu ya. 5 nokta şiddetinde. 4 küsür 5. Yeller, seller, fırtınalar gelecek. Hiç merak etmeyin. Felaket tellallığı yapmıyoruz. Lakin durum hiç iç açıcı değil. Günahlar artık uçmuş. Günahlar artık son noktada. Allah'a dönüş yok. Tövbe yok. Namaz yok. Abdest yok. Bakın geçen hafta sınıflarda, liselerde dedik ki arkadaşlar deist oranı artmış. 13-14 yaşında çocuklar kafir olmuş dedik. Keşke demeseydim. Öyle mesajlar geldi ki sınıfın tamamı gavur diyen çıktı. Arkadaşlarımın hepsi kafir diyen çıktı. Arkadaş dediği adamlar 13, 14, 15 yaşında ya. Vallahi billahi diyorum, bak Allah'ın adına yemin ettim. Bu bela bize yeter. Çoluk çocuk gavur oluyor, gavur. Günahtan da geçtik ya. Lan adamlar gavur olmuş ya. Dert olacak, dert. Arkadaşlar çağıracaksınız. Kardeşim gel, cebinde 5 lira var. Al sana her şey, gel ya. Lan evini sat, arabanı sat. Milleti sohbete getir ya. Bak arkadaşlar iş ciddiye gidiyor. Çocuk diyormuş ki anne ben ateist oldum. Mesaj geldi ya, uydurmuyorum ya. Mesaj geldi bugün ya, bugün. Anne ben ateist oldum, bana karışma diyormuş. Kadın çarşaflı, namaz abdesti ya. Ya yazık değil mi bu kadına ya? Ya bu nasıl iştir ya? Bundan nasıl ateist, nasıl deist oluyor? Millet çalışıyor. Gavurlar çalışıyor. Biz ne yaparken? Biz yatarken, kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu başta bana sonra size selamet versin. Amin. Allah Celle Celaluhu bu kardeşlere de iman selameti versin. Amin. Arkadaşlar işimiz zor. Bak vallahi de billahi de problemler gittikçe büyüyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor. Kıyamet yaklaştığı zaman hayırlı gün bekleme. İyi bir gün bekleme.